Merhabalar. Bu çarpanlar, katlar bizim ilk konumuz. Ekran geldi değil mi? Görüyorsunuz. Geldi hocam. Evet hocam. Tamam. Şimdi bu çarpanlar, katlar ve üslü ifadeler dedik ilk üniteye. Biz çarpanlar, katlarla başlayacağız. LGS'nin ana konularından birisi bu çarpanlar ve katlar konusu. Hemen şöyle ilerletelim. Bunun bu bölünebilme kurallarıyla 6. sınıfta görülen bölünebilme kurallarıyla alakası var. O yüzden burayı bize hatırlatma olarak koymuş. Biz de bunu bir hatırlatalım size, bölünebilme kurallarını. Şimdi 2 ile bölünebilme, 3 ile, 6 ile, 4 ile, 9 ile, 10 ile ve 5 ile bölünebilme kurallarımız var. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralı neydi? 2 ile bir sayı nasıl bölünebiliyordu? Sayının sonu çift sayıysa, yani sayının sonunda 0, 2, 4, 6, 8 varsa bu sayılar 2'ye bölünebiliyordu. Mesela 78, sonunda 8 var. Çift sayı. O yüzden 2'ye bölünebilir bu sayı. Ama şurada 75 var mesela. Bu sonunda 5 var. Tek sayı. 2'ye o yüzden bölünemiyor. 3 ile bölünebilme kuralında da rakamlarını topluyorduk. Mesela 87 bölünebiliyor mu, bölünemiyor mu, bunu anlamak için rakamlarını topluyorduk. 8 ile 7'yi topladık, 15 yaptı. 15 3'ün katı. O yüzden 87 3'e bölünebilir. Ama mesela 76 demiş, 7 ile 6'yı toplamış, 13. 13 3'ün katı değil. 3'ün katı olmadığı için de 76 3'e bölünemiyor. 6 ile bölünebilme kuralımız vardı. Onda da hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmesi gerekiyor sayının. İkisine de bölünüyorsa 6'ya bölünür diyorduk. 4 ile bölünebilmede sayının sonunda ya 0 0 olacak, hani 100 gibi, 200 gibi, 500 gibi, ya sonunda 2 tane 0 olacak ya da 4'e son 2 basamağı 4'e bölünecek. Yani mesela şurada 112 demiş ya, 112'ye bakmıyoruz burada. Sadece 12'ye bakıyoruz. Son 2 basamak 12. 12 4'e bölünebildiği için bu sayı da 4'e bölünebilir. Ya da 280'de 80'e bakıyoruz sadece. 84'e bölünebildiği için 280'de bölünebilir diyorduk. 9 ile bölünebilme aynı 3 ile bölünebilme gibiydi. Rakamların hepsini topluyorduk. 3'ün katı, 9'un katı oluyorsa 9'a bölünüyordu. 10 ile bölünebilmede de sonu 0 olması gerekiyordu. 5 ile bölünebilmede de sonu ya 0 ya da 5 olması gerekiyordu en sonu. Bölünebilme kurallarımız kısaca böyleydi. Yani bu senenin konusu değil, hatırlatma amaçlı. O yüzden hemen şuraya geçelim. Bu senenin konusuna başlayalım. Burada da çarpan ve bölen kavramlarımız var. Şimdi şu aşağıda size de söz vereceğim. Önce şurayı anlatayım. Ondan sonra birlikte yapacağız. Çarpan kavramı bölen kavramıyla aynı şeyi ifade ediyor. Çarpan, bölen aynı şey. Nedir bu çarpan ya da bölen? Mesela 24 sayısından bahsetmiş. Çarptığımız zaman 24'ü veren sayılar. Mesela 1 ile 24'ü çarparsam 24 olur mu? Olur. Demek ki 1 ile 24 bu 24'ün çarpanları. 2 ile 12 çarptığımız zaman 24 oluyor. Demek ki 2 de 12 de çarpan ya da bölen. İşte 3 ile 8, 4 ile 6 bunların hepsi 24'ün çarpanları ya da 24'ü bölebilen sayılar, 24'ün bölenleri. Ama biz bunu şu şekilde yapacağız genelde, karıştırmamak ve atlamamak için. Mesela 24'ün çarpanlarını bulmak istiyorsak 24 yazacağız. Altına da birden başlayacağız. 1 ile neyi çarparsam 24 olur? 24. 2 ile neyi çarparsam 24 olur? 12. 3 ile neyi çarparsam 24 olur? 8. 4 ile neyi çarparsam 24 olur? 6. 5 ile neyi çarparsam 24 olur? Herhangi bir sayı yok. 5 ile herhangi bir şeyi çarparsam 24 olmaz. Bak tekrar şuradaki sayıya geldiğim zaman 6 ile neyi çarparsam dememe gerek yok. 6 ile 4'ü çarparsam 24 olur ama onu zaten yazmıştım. O yüzden buraya kadar yazıyoruz. İşte buradaki sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bunlar 24'ün çarpanları. Dolayısıyla bunları şöyle sırasıyla da yazabiliyoruz. Mesela başka bir sayı ele alalım. Ne olsun? 50 olsun. 50. 1 ile 50'yi çarparsam 50 olur.
2 ile 25'i çarparsam 50 olur. 3 ile bir şeyi çarparsam 50 olmaz. 4 ile çarparsam 50 olmaz. İşte az önce gördüğümüz bölünebilme kuralları vardı ya. O yüzden onları burada kullanacağız. Mesela bu 3'e bölünebilir mi? 5 ile 0'ın toplamı 5. 3'ün katı değil. 3'e bölünmez. 4'e bölünebilir mi? Bölünmez. 5'e bölünebilir mi? Bölünür. 5 ile 10'un çarpımı 50. 6 olmaz. Çünkü 3'e bölünemedi. 7. 7 kere 7 49 yapar ama 50 olmadı. 8, 9, 10'a geldiğimiz zaman onu zaten yazmıştık. O yüzden buraya kadar yazıyoruz bunu da. İşte 50'nin çarpanları da 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olmuş oluyor. Var mı sorunuz? Yok hocam. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi 14 ve 18'i 14'ü Azra, 18'i Lara yapıyorsunuz. Tamam mı? Benim burada yaptığım gibi. Tamam hocam. Ondan sonra bitiren bitirdim diyor ve bana söylüyor. Ben de cevabını kontrol ediyorum. Bitti hocam benimki. Tamam Azra, söyle. Hocam 14 çarpı 1 birincisi. Evet, 1 çarpı 14. 2 çarpı 7. 2 çarpı 7. Başka yok, değil mi? Yok hocam. Tamamdır, güzel. Azra, 20'ye devam edebilirsin. Şöyle A yazalım. Lara, sen de bitirince söyle. Bitti hocam. Tamam, söyle sen de. Yani 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Evet, 3 çarpı 6. Arada 4 kaldı, 5 kaldı ama onları çarptığımızda da 18 olmuyor. Güzel, doğru. Şimdi Lara, sen de D'yi yap. Bitiren söylesin, kontrol edelim. Hocam. Bitirdim ben. Tamam Azra, söyle 20'yi. 1 çarpı 20. Evet. 2 çarpı 10. 4 çarpı 5. Bir de 5 çarpı 4. Aynı şey. Ha, işte onu yazmayacağız. Aynısı olduğu için zaten onu söylemeyeceğiz ya da yazmayacağız. 4 çarpı 5 diyeceğiz. Burada kalacağız. Tamam. Benim de bitti hocam. Tamam, sen de söyle. 1 çarpı 22, 11 çarpı 22. Evet, 11 çarpı 2. Değil mi? Evet hocam. Ya da 2 çarpı 11 ya da 11 çarpı 2, o da olur. İkisi de olur. Doğru. Güzel. Şimdi şöyle şu Azra, şu Lara diyelim. Bunları da yapalım. Son olsun. Bitti hocam benimki. Evet Lara, söyle. 1 çarpı 30, Evet. 2 çarpı 15, 6 çarpı 5. 6 çarpı 5. Ama ondan önce bir de 3 çarpı 10 var. Evet hocam. 3 çarpı 10, 6 çarpı 5 ya da 5 çarpı 6 doğrudur. Güzel. Hocam benimki de bitti. Söyle Azra sen de. 1 çarpı 27. Evet. 3 çarpı 9. 1 çarpı 27, 3 çarpı 9 doğru. Şimdi gençler, bu yaptığımız, bulduğumuz sayıları biz yan yana da yazabiliyoruz. Mesela şuradaki 18 vardı ya,
18'in çarpanlarını şöyle yan yana da yazabiliyoruz. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 şeklinde yan yana da yazabiliyoruz. Daha sonra şöyle de birbiriyle bağlantı kurabiliriz. 1 ile 18, 18, 2 ile 9, 18, 3 ile de 6, 18 diye. Buna da gökkuşağı yöntemi deniyor. Yani şurada gökkuşağı gibi oluştuğu için gökkuşağı yöntemi deniyor. Bu gökkuşağı yönteminde bazen birini vermiyorlar. Mesela şurayı vermiyorlar, tamam mı? Buraya bir sembol koyuyor veya harf koyuyor. Diyor ki işte bu A kaçtır? O zaman ne yapacağız? Diğerlerine bakacağız. Yani 3 ile 6 18 yaptı. 1 ile 18 18 yaptı. Demek ki 2 ile neyi çarparsam 18 yapar. 2 ile 9'u çarparsam 18 yapar diyerek burayı da biz tespit etmiş olacağız. Şu alttaki sorumuz o şekilde bir soru. Bunu ikiniz de yapın bakalım. Hatta şöyle yapalım. A'yı, B'yi, C'yi bulun. Hani birbirinize şey yapmamak için, cevabı söylememek için şeyden bana yazın. Bu chat bölümü var ya, sohbet bölümü. Oradan bulan, A'yı bulan yazsın. A şudur, B şudur, C şudur şeklinde. Ben de size oradan geri döneyim. Gökkuşağı yöntemini kullanacağız. Böyle anlamadığınız bir yer olduğu zaman da hemen sorun arkadaşlar. Ne oldu? Bulabildiniz mi? Hocam şu an buluyorum ben. Evet, Azra doğru bulmuşsun.
Lara, hangi aşamadasın? Yok, Lara. A ve B yanlış oldu. Bak şöyle yapacağız. Gökkuşağı yöntemi dedik ya, şöyle 1 ile 54'ü çarparsak ne yapar? 54 yapar. O zaman 2 ile de buradaki sayıyı çarptığımız zaman 54 olmasını istiyoruz. 2 ile neyi çarparsak 54 olur? 54'ü 2'ye bölüveririz zaman 27. Daha sonra bunların çarpımı da 54 olması lazım. 18'i neyle çarparsam 54 olur? 18'i 3. 3 ile çarparsak 54 olur. Evet, A o yüzden 3 olacak. 6'yı da neyle çarparsak 54 olur? O da 9. 9. Heh, aynen. 3, 9 ve 27. Bunları da topladığımız zaman toplam 39 yapmış oluyor. Tamam, anladık değil mi? Evet hocam. Tamam, hemen alta geçelim o zaman. Altta A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. A çarpı B 60. Yani ne demek bu A çarpı B 60? 60'ı ikisi tane sayının çarpımı şeklinde yazacağız demek. Yani 60'ın çarpanlarını bulacağız demek. A artı B en az kaçtır? Yani o 60'ın bütün çarpanlarını bulalım. Sonra da toplamları en az olan ikili hangisi, onu tespit edeceğiz. Çarpımları 60 olan ikilileri yazalım. Yani 60'ın çarpanlarını yazalım. Toplamları en az olan ikiliyi bulalım ve toplayalım. Bu arada arkadaşlar, hani benle ne kadar konuşursanız o kadar iyi. Yani hani işte şunu şu anda yapıyoruz, yapamıyoruz. İşte şurayı nasıl yapacağız? Burayı tam anlamadım tarzında böyle sık sık konuşursak iyi olur. Çünkü öbür türlü hani ben sizin yapıyor olduğunuzu düşünüyorum. Ama siz aslında anlamamışsınızdır, bekliyorsunuzdur. O şekilde vakit kaybetmeyelim. Sık sık konuşalım. Evet. Azra doğru. Lara hangi değerleri buldun? Hocam 10 çarpı 3. 10 çarpı 3, 30 yapar ama 60 yapmaz. 10 çarpı 6 da hocam. Ha, aynen. Evet. 10 çarpı 6, o da toplamları 16. Şimdi bunlar da zaten arkadaşlar şöyle hani 60'ın çarpanlarını ayırdığımız zaman cevap ya en üstteki çıkar, cevap ya en üstteki çıkar ya da en sondaki çıkar. Çünkü ya en az diye sorarlar ya da en çok diye sorarlar bunu genelde, böyle soruları. En çok diye sorsaydı en üstteki de 61, en az diye sorduğu zaman en alttaki 16 oldu cevabımız. Tamam. Şimdi burada da bir tane dikdörtgen
bahsediyor. Dikdörtgenden bahsediyor. Alanı 64'müş. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani yine aynı şekilde çarpımları 64 olan kaç farklı çeşit dikdörtgen oluşturabiliriz diye sormuş. Çarpımları 64 olan kaç farklı çeşit dikdörtgen oluşturabiliriz? Bir bakın bakalım. Çarpımları 64 olan kısa kenar uzun kenar şeklinde kaç farklı dikdörtgen oluşturabiliriz? Tabii bu arada kare de bir dikdörtgendir, onu da söyleyelim. Çünkü bir tanesi kare çıkıyor. Hani o kare diye almamazlık etmeyin. Hocam ben tam anlayamadım bu soruyu. Şimdi hani dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Şöyle yapalım. Mesela şöyle bir dikdörtgen diyelim. Burası 5 santim olsa, burası 10 santim olsa ne olur? 5 kere 10 bunun alanı 50 yapar. Ama alanı 50 olan sadece bu değil. Başka ne var? Bir de 1'e 50 yapabiliriz, değil mi? Veya işte ikiye 25'lik yapabiliriz. Bunların da alanları 50 olur. O gibi alanı 64 olan kaç farklı dikdörtgen oluşturabiliriz? Bunu da mesela şöyle 50'nin çarpanlarını bularak yapabilirdik. 1 ile 50, 2 ile 25, 5 ile 10 şeklinde. Bak bunda 3 tane dikdörtgen oluşturabiliyoruz. O şekilde siz de 64'lük olanı yapacaksınız. Evet, Lara doğru. Azra doğru. Aynen, güzel. Burada 64'ün çarpanlarını ayırdığımız zaman 1,64, 2,32, 4,16, 8'e 8, 4 farklı dikdörtgen çizilebilir. Burada görmüşken farklı olarak şunu da söyleyelim size. Mesela 64'ün kaç tane çarpanı vardır diye sorduğumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane diyeceğiz. Yani şu 2 tane 8 var ya burada onlardan bir tanesini sayacağız. Ve bunu şey olarak yazarken de şu gökkuşağı yöntemiyle yapıyorduk ya. O şekilde yazarken de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 şeklinde yazacağız. Hani gökkuşağı yönteminde nasıl yapacağız peki? Yani bununla bunu çarpıyorduk, bununla bunu çarpıyorduk, bununla bunu çarpıyorduk. Bu ortada tek kaldı. Bunu da yine kendisiyle çarpıyoruz. Böyle ortada tek kaldığı zaman kendisiyle çarpıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Bakalım hemen alttakine. Alttakinde de alanı 45 olan dikdörtgenden bahsediyor bu sefer. Yine üstteki gibi düşüneceğiz. Ama çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Yani buradan yine kısa kenar uzun kenar şeklinde tespit edeceğiz. Çevre uzunluğu en az olanı alacağız.
Çevre uzunluğu da tabii iki kısa kenar, iki tane de uzun kenardan oluşuyor. O yüzden bir kısa bir uzun kenarı toplayıp daha sonra 2 ile de çarpabiliriz. Dediğim gibi yine anlayamazsanız sorun. Hocam en az diyor ya, en Evet. azları için ne yapıyor? İşte o mesela 64'lük olandan bahsedelim. 64'lük olanda işte kısa kenarı 1, uzun kenarı 64 olabilir. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 32 olabilir. İşte bu şekilde kenar uzunluklarını vermiş ya. Şimdi ben çevresinin en az olmasını istiyorsam 1 ile 64'ü alsam mesela ne olur? 1, 64 daha 65 yapar. Kısa kenarda uzun kenar 65 yapar. 65'te karşı tarafı var. 130 yapar. Yani büyük çıkar. Ama mesela 8'e 8'i alsam 8'e 8 16. 16 da karşısında var. 32. Yani çevre uzunluğu daha küçük oldu. Buradaki çıkan değerler kısa kenarlar ve uzun kenarlar şeklinde düşünebiliriz. Oradan çevresi en az olacak şekilde kısa ve uzun kenar seçeceğiz. Evet, Lara doğru. Onları seçeceğiz ama onları seçtiğimiz zaman çevre uzunluğu kaç olur? Onu da bulmamız lazım. Azra doğru. Lara kısa kenar 5, uzun kenar 9 seçtiğimiz zaman çevresi ne olur? Onu da hesapla. Lara sen alan bulmuş oldun. İkisini çarptın herhalde. Kısa kenar şöyle düşün, bak çizerek yapalım. Kısa kenar 5, uzun kenar 9 olduğu zaman şimdi bunun karşısı da 5 oluyor. Bunun karşısı 9 oluyor ya. O yüzden 5, 5 daha 10, 9 daha 19, 9 daha 28. Çevre 28 ya da 9 ile 5'i topluyoruz. 14. 14 de karşı tarafta var aynısı. Toplam 28 santimetre oluyor çevresi. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Şimdi ilerledik. Geldik arka tarafa. Arka sayfada şey var. Asal çarpanlar var. Asal çarpanlar. Şimdi az önce tüm çarpanlarını bulmuştuk. Yani doğal sayı çarpanlarını bulmuştuk sayıların. Burada da asal çarpanlar var. Asal çarpanlar içinde önce asal sayıları hatırlamamız lazım. Asal sayılar ne demek? Kendisinden başka ve birden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılardı asal sayılar. Mesela 13'e bakalım. 13 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya, 7'ye, 8'e hiçbir şey bölünmüyor 13. Veya 17 yine hiçbir şey bölünmüyor. Sadece 17'ye bölünüyor ve 1'e bölünüyor. Veya 5. Sadece 5'e bölünüyor ve 1'e bölünüyor. Bu gibi sayılar asal sayılardı. En küçük asal sayı 2'den başlıyordu. 2'den daha küçük asal sayı yoktu ve çift olan sadece 2 vardı asal sayı.
O yüzden asal sayıları ararken çift sayıları direkt eleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki 98 asal sayı mıdır? Bunu ne yapacağız? 98 zaten çift sayı. O yüzden hiç şey yapmayacağız bile, düşünmeyeceğiz bile. Asal sayı değildir diyeceğiz. Bu gibi asal sayılarımızın işte sayıların çarpanlarının arasına asal olanları seçiyoruz. Bunu seçerek de yapabiliriz ama tabii bizi uğraştırır. Şöyle göstereyim ben size. Mesela 24'ün asal çarpanları diyor ya. İsterseniz 24'ün tüm çarpanlarını yazarız. 1 ile 24, 2 ile 12, 3 ile 8, 4 ile 6. Bunların içinden asal olanları seçebiliriz. Mesela 2, mesela 3. Bunlar asal sayılar. O yüzden 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür diyebiliriz. Ama bu tabii biraz büyük sayılarda çok bizi uğraştıracağı için biz genelde asal çarpan algoritmasını kullanıyoruz ya da bölen listesi de denir buna. Asal çarpan algoritmasında 24'ü yazdık, sayımızı yazdık. Yanına düz bir çizgi çiziyoruz. Ondan sonra buraya asal sayılardan yani 2, 3, 5, 7 bunlardan en küçüğünden başlayarak bölüyoruz. Yani 24 2'ye bölünür mü? Bölünür. Bölelim. 24'ü 2'ye bölelim 12. Tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünür. Tekrar bölelim 6. Tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünür. Bölelim 3. Tekrar 2'ye bölünmez artık. 3 2'ye bölünmez. O zaman bir sonraki asal sayıya geçelim. 3'e. 3'ü 3'e böldüm. 1. Burada 1'i elde edene kadar bölüyoruz. İşte bakın 2, 2 ve 3 çıktı asal çarpan olarak. Veya başka bir sayı olsun. Mesela ne olsun? 100 olsun diyelim. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 50. Tekrar 2'ye bölünür. 25. Artık 2'ye bölünmez. Bir sonraki 3'e bölünmez. Bir sonraki asal sayı 5'e bölelim. 5. Tekrar 5'e bölelim. 1. Burada 1'e ulaşana kadar yine bölmeye devam ediyoruz. İşte 100'ün asal çarpanları da neymiş? 2 ve 5'miş. Bunları da tabii üslü olarak da yazıyoruz. Hani bu buradaki sayıların hepsini çarptığımız zaman 24'ü veriyor bize. Dolayısıyla 2 üzeri 3, 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 ya da bir şey yazmayabiliriz 1 olduğu için. Burada da 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde 100'ü yazabiliriz. 2 tane 5 var, 2 tane de 2 var. O yüzden bunları bu şekilde üslü olarak da yazabiliyoruz. Tabii zamanımız da azaldı. Ama şuradan size şöyle bir örnek daha hızlıca yapayım. Neyi yapayım? Mesela 98'i yapayım. 98'i işte 2'ye bölünebilir. 2'ye bölüyorum. 49 yapıyor. Tekrar 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. Neye bölünür? 7'ye bölünür. 7'ye bölüyorum. 7. Tekrar 7'ye bölüyorum. 1. Yani 49'un 98'in asal çarpanları 2 ve 7. Üslü olarak da 2 çarpı 7 üzeri 2 şeklinde yazıyoruz. Bunları bir dahaki dersimizde tekrar yapacağız. Size de yaptıracağım bol bol. Ama şimdi azaldığı zaman kapanacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tanıştığımıza memnun oldum. Haftaya Perşembe günü görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bakalım, bay bay.